bir şey? Ayşem, görüyor musun la Aksel'i? Yüce Rabbim bir kapıyı kapatıyor, bir kapıyı açıyor. Öldü Halim, döndü Ayşem. Benim için mi geldin Ayşem? Hı? İnan ki çok özlemişim. Evet Çavuş, sana geldim. Senden bir şey isteyeceğim. Ne istersen iste Ayşem. Benim kalbimin anahtarı senin o güzel gözlerinde saklı. Ramazan'ın avukatı Ebru'yu tanıyorsun değil mi? Beni hayal kırıklığına uğratmadın Ramazan. Bu oyunu nasıl oynaman gerektiğini iyi anlamışsın. Ben oyun oynamam. Oynanan oyunu bozarım. Allah adaleti sevdiklerine verir. Sana iyi bir haberim var. Ferit de beyefendinin yerini mi öğrendin? Hayır. Beyefendinin kulları arasına bir köstebeğimizi yerleştirdik. Güzel bir haber uçurdu. Artık savaşmak için bir sebebin daha var Ramazan. Hem de çok büyük bir sebep. Nedir? Oğlun hayatta. Kerim yaşıyor. Bundan sonra senin baban beyefendi.
benim gibi büyüyecek, benim gibi yetişeceksin. Gerçekten yaşıyor mu abi? İçeriden aldığımız haber bu Ramazan. Emin misin abi? Yaşadığına emin misin? Birazdan her şeyi öğreneceğiz. Nasıl abi? Nereden öğreneceğiz? Adamımla buluşacağız. O bize daha ayrıntılı bilgiler verecek. Sen de kendi kulağınla duyacaksın. Eğer doğruysa, Kerim yaşıyorsa, sana çok büyük bir borcum olacak abi. Doğan, gidiyoruz. Ali, aman dikkat et, Ramazan abi bizi görmesin. Merak etme. Elmas, iyisin değil mi? Keşke hiç çıkmasaydık evden. İyiyim Halil. Daha kaç kere söyleyeceğim? O kadar çok merak ettim ki seni. Bütün gece hiç uyumadım. Sabah da erkenden çıktım evden. Babam bile haber vermedim. Bir an önce yanında olmak istedim. Sen hep benim yanımda ol. Biz hiç ayrılmıyorduk. Ama şu kara bulutlar dağılsın artık yüzünden. Hadi ama. Gülsün o güzel gözlerin biraz. Elmas, ben çok korkuyorum. Niye korkuyorsun? Yine bir şey olacak. Biz yine ayrı kalacağız diye. Kader hep oyun oynuyor bize. Mutlu olduğumuz bir anda tokat gibi vuruyor yüzümüze. Ben artık hiç ayrılmayalım istiyorum. Alin, kalk gidiyoruz. Nereye? Evlen benimle. Hemen. Şimdi. Hem neyi bekliyoruz ki? Ama babamın haberi yok. Kimse yok. Bir haber verseydik birilerine. Sürpriz yaparız herkese. Zaten Merkum baba o kadar mutlu olur ki. Hem ben Allah'ın emri, peygamberin kavliyle istedim seni ondan. Ayşe, hiç kimse mutlu değil. Hiç kimse mutlu olamıyor. Hep bir şeyler eksik kalıyor. Yürekler yanıyor. Hepimizin yüreğinde kocaman bir delik. İçimizdeki boşlukları doldurmadan kimse mutlu olamayacak canım arkadaşım. Ben seni çok seviyorum. Hep sevdim. Yalvarırım, nefretine esir olma. Sana yalvarıyorum, karartma gözlerini. Karartma kalbini. Ben o eski sevgi dolu Ayşe'yi o kadar çok arıyorum ki. Verme o Ayşe'nin gitmesine. Ne olur izin verme. Biliyorum bana kırgınsın. Ama hiçbir şeyin böyle olmasını ben istemedim. Ayşe,
Yazılan kader karalanamıyor işte. Bunca yıllık dostluğumuzun hatırına ne olur geride bırakalım bu yürü. Yeniden abla kardeş olalım. Ne olur. Her şey için çok geç Ebru. Ayşe. Konuşalım mı biraz? Geldi mi? Evet, sizi bekliyor. Niye geldiler oğlum buraya? Kim bu adam? Herkes tetikte olsun. Ramazan, sana bahsettiğim Sadık bu işte. Oğlun nerede? Yaşıyor mu? Kimse takip etmedi sizi değil mi? Konuşsana lan, yaşıyor mu? Sakin ol. Otur. Şuna bir bak. Oğlunun mu bu? Bunu Kerim yapmış. Oğlum yaşıyor. Kerim yaşıyor. Nerede oğlum? Söyle nerede? Oğlun çok korunaklı bir yerde. Girmekte çıkmakta imkansız. Oraya gitmek demek, ölmek demek. Söylesene nerede? Oğlun İstanbul'daki en eski... Yat yere Ramazan! Sakın ölme. Kerim'in yerini söylemeden sakın ölme. Oğlum nerede? Oğlum nerede söyle. Oğlum nerede, yaşıyor mu söyle lan. Sakin oğlum Ramazan. Nerede? Ramazan sakin ol, adam öldü diyorum sana. Sana İhsan. Çok şükür iyisin abi. Abi şerefsiz kaçtı, yakalayamadık. Nereden bulacağız şimdi? Oğlumu nereden bulacağız? Sakin ol, kendini kaybetme. Mutlaka yeni bir iz bulacağız. Nasıl sana bu adamı buraya getirdim? Söz veriyorum, oğlunun da yerini bulacağım. Evlenmenizde hiçbir mahsur yok. Kızım, sizin başka bir dine mensup olmanız İzdivacınız için hiçbir engel teşkil etmemektedir. Önemli olan Allah'a inanmaktır. Önemli olan inançtır, sevgidir. İnsanın yüreğindeki iman sevgiden geçer. Burada mühim olan bir gönül bağı kurmaktır. Mihir için bir karar verdiniz mi kızım? Bak güzel kızım, eğer ileride bir boşanma durumu hasıl olur ise sizin hayatınızı idame ettirmeniz için sigorta olarak damattan istediğiniz bir şey var mı? Yok, yok. Hiçbir şey istemem. Peki kızım. O zaman nikah merasimine geçelim. Gelin hanım, babanızın ismi? Melkum. Melkum. Damat bey, babanızın ismi? Şahin. Nikahınızı kıymadan önce günahlarımızdan dolayı Allah'tan af diliyoruz. Ali! Arif! Kimse yok! Da. Nerede bunlar? Güzel kızım, ilacımı verir misin benim? Sağ ol canım.
Sağ ol güzel kızım benim. Sen hep burada kal. Benim kızım ol, he mi? Bana o kadar iyi davranıyorsunuz ki. Ne kadar teşekkür etsem az. Hak ediyorsun güzel çocuğum, hak ediyorsun. Ben kapıya bakayım. Merhaba kızım. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler, teşekkürler. Ben Elmaslan Ali'ni arıyorum. Haberiniz var. Ariflerin evine gittim, orada da yoklar. Bilmiyorum, buraya da gelmediler. Elmas iyileşmedi daha. Nerede bunlar? Ne oldu kızım? Oradaydı. Kim oradaydı? Orada, o adam oradaydı, Ferit. Ne istiyor bunlar bizden? Ben bir dışarı bakayım gelin. Dikkat edin ne olur. Korkma güzel. Ramazan. Ne oldu? Kerim ölmemiş. Yaşıyor. Doğru mu bu? Ben biliyordum. Ölmediğini biliyordum. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Çocuklar hayrola? Kerim ölmemiş abla, yaşıyor. Paşam. Peki nerede paşam? Niye getirmedin Ramazan? Daha bulamadık abla. Ama bulacağım. Oğlum. Oğluma yaşattıkları her dakikanın bedelini kanla ödeyecekler. Ramazan, gel konuşalım biraz. Yok, size haber vereyim diye geldim. Çocuklar aşağıda bekliyor. Emek mahallesine gideceğiz. Kerem'i bulmak için orada bir karar vereceğiz. Ramazan. Ne olur kendine dikkat et. Seni çok seviyorum. Ben de sizin nikahınızı kıymış bulunuyorum. Allah sizleri mutlu etsin. Hayat boyu ayrılmayın. Huzur dolu, sevgi dolu bir ömür yaşayın. Etrafınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza hep sevgiyle yaklaşın. Hoş geldin Melkon. Sen ne arıyorsun burada? Hazır Ramazan ortada yokken dedim ki onun şu sefil çetesini gebertip toprağın dibine gömeyim. Ama misafir umduğuyla değil bulduğuyla da yetinmesini bilmeli. Senin gücün kadınlara yetiyor. Çık dışarı. Hesabını benle gör. Ucuz kahramanlık yapma da geç bir köşeye otur. Anlatacaklarımı dinle. Dokunma buna. Dokunma bana. Senin dilini keserim Güzide. Ben sana ortadan kaybol demedim mi? Sana ortadan kaybol demedim mi? Ne istiyorsun? Kimsin sen evladım? Ne istiyorsun? Bırakın beni diyorum. Anneciğim. Çok yaşlanmışsın. Dokunma yaşlı kadına. Çek ellerini üstünden. Tamam, çektim ellerimi. Gerçekten çok korkuyorum senden ihtiyar delikanlı. Bırakın beni. Bırakın. Ya bıraksalar sanki ne yapacaksın? Bırakın beni. Bırakın bakalım ne yapacakmış görelim. Dur köpek. Oh. Allah belanı versin. Oh. Aferin. Aferin Merkur. Aferin. Ölümden kaçamayacağını bilen onun karşısında cesaretle durmalı. Aferin Melkon. Beni
beni sinirlendirerek daha fazla ne yapabileceğini zannediyorsun? Ne yapabileceğini sanıyorsun? Cigerine ot düşsün. Kan kusasın inşallah. Ne istiyorsun bizden? Yapma! Yapma, ne yapıyorsun? Bırak kadını! Ne istiyorsun? Bırak! Bırak! Kalle Şerif! Bırak kadını! Yapma! Yapma! Yapma, bırak! Ne yapıyorsun? Bırak kadını! Bırakın beni! Bırakın beni! Bırak diyorum! İnsafsız köpek! Bırakın beni! Yarım kaldığımız işi tamamlayalım Mertan. Yapma! 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 Yalvarırım, yapma! Yapma! Seninle paylaşmam gereken bazı şeyler var hayatım. Ben Ramazan'a ona sevdiklerinin öleceğini söyledim. Beni ciddiye almadı galiba. Her neyse. Artık bu oyundan çok sıkıldım. Daha fazla uğraşmayacağım. Ben bir karar verdim. Yarın akşam Ramazan'ı öldüreceğim. Bu notumu ona iletir misin lütfen? Lütfen. Ha? Git. Ölüleri huzur içinde bırak. İnanamıyorum. Rüya gibi. Şimdi sen gerçekten benim kocam mısın? Rüya değil. Gider gitmez Melkon Baba ile konuşup resmi nikah için de gün alırız. Acaba babam duyunca ne diyecek? Yalvarırım, yardım edin! Güzdanım, Güzdanım ne oldu? O geldi. Ferit, eve geldi Ferit. Dikkat edin, adamları var. Baba! Baba!
Sen Tatar Ramazan'ı tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Bu mahallenin en sevilen abisidir. Öyle ya. Ferit. Ramazan'a söyle. O da buradaki herkes gibi ölecek. Kaçtı şerefsiz. Abi Merkon baba. Ev annene. Elmas. Ne oldu nineme? Elmas. Ne oldu nineme? Merkon baba. Babamı öldürdüler Ramazan abi. Merkon dayı. Nene. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Kurban ettim. İstemem bu dünyayı. Deri kudere. Kiverken. Bana insan dedi. Bunlar olurken neredeydiniz lan? Biz camideydik. Bugün Halin'le nikah kıydırdık. Ferit gelmiş o sırada. En mutlu günümüzde öldürmüş Merkon babayla Heval neneyi. Bana insan dedi.
Nere? Ömer Bey, Ömer Bey, yeni başsavcı makamına çıkar çıkmaz seninle tanışmak istediğini söylemiş, doğru mu? Evet, odasına gidiyorum şimdi. Eski başsavcının öldürülmesine ne diyorsun? Allah biliyor ya, günahım kadar sevmezdim o herifi. Kim yaptıysa iyi yapmış. Önce Ekrem Öztürk, beraberinde iki siyasetçi, sonra da başsavcı ve Rüstem Sinan. Sence de çok garip değil mi? Bence hepsi birbiriyle bağlantılı. Hiçbirinin bu dünyada yatacak yeri yok. Bir sürü pislikten temizlendi memleket. Ömer Bey, sizin gibi bir adalet adamına böyle sözler yakışıyor mu? Hunharca işlenmiş bu cinayetleri övmek değil mi bu yaptığınız? Sen çok değiştin Ömer. Bu adamların hepsinin suçlu olduğunu adın gibi sen de biliyorsun. Zamanında bu başsavcı seni görevinden almaya kalkmadı mı? Artık hepsi geride kaldı. Ya diğerleri? Biz ne zaman bu adamları içeri almaya kalksak? Yukarıdan bir yerlerden emirler yağdığını ve bizim de tıpış tıpış bu adamları serbest bırakmak zorunda kaldığımızı da biliyorsun. Tamer, iznin olursa başsavcımı göreceğim. Sen de bu düzenin adamı olmuşsun. Yazıklar olsun. Gir. Ömer Bey, merhum başsavcı ile son dönemlerde uyum içinde çalışmışsınız. Rahmetliyle çalışmak benim için bir gurur vesilesiydi. Aynı uyumu işbirliğini benimle de sürdürmenizi bekliyorum. Ama ben de eski başsavcı gibi aynı mercilere hesap veriyorum. Benim çalışma prensiplerim biraz farklıdır. Eski başsavcı ile aranızda bir husumet söz konusu olmuş. Bir hataydı efendim. Neyse ki hatamdan vaktinde dönme fırsatım oldu. Benimle çalışırken hata kabul etmem. Hem de hiç kabul etmem. Şimdi çıkabilirsiniz. Sizin için gerekli olan dosyaları daha sonra göndereceğim. Emredersiniz efendim. Satılmış herifler. Hepiniz bir beyefendinin köpeğisiniz.
Tuğba evde mi? Ferit canım kadar sevdiğim iki insanı öldürdü. Ferit'i bulmam gerek. Heval neneyle Melko'nun intikamını almak için Ferit'i bulmamız gerek. Çocuğuma kavuşmam için Ferit'i bulmamız gerek. Ramazan iyi misin sen oğlum? Otur şöyle. Kerim'in hayatından şüphe etme artık. Oğlun yaşayacak. Nereden biliyorsun? Beyefendi onu da Ferit'i yetiştirdiği gibi yetiştirecek. Ferit'i yetiştirdiği gibi mi? Bu onun sürekli yaptığı bir şeydir. Düşmanların çocuklarını alır, kendi rahleyi tedrisatından geçirip başka insanlar haline getirir. Ferit gibi. Sana söyledim Ramazan. Bu zebaninin kuyruğuna bastın sen bir kere. Sen onu bulamazsın ama o gelip seni bulacak. Sen sadece hazırlıklı ol ve bekle. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü ben bu adamların ciğerlerini biliyorum Ramazan. Çünkü ben de onlardan biriydim. Ferit seni bulduğunda hazır olman lazım Ramazan. Tek başına gelmeyecek. Yanına cehennemin köpeklerini de alacak. Ve sen hazır olmazsan sana da yanındakilere de hiç acımayacak. Bu adamların kalbi yoktur Ramazan. O yüzden acı nedir anlamazlar. Bu adamların gözü de yoktur. O yüzden insanlık nedir görmezler. Bu adamlar cehennemin en dibindeki gafillerden daha merhametsizdir. Dikkat et Ramazan. Çok dikkat et. Ve bekle. Sana mutlaka yer ve zaman bildirecek. Ebru Hanım, niçin geldiniz? Suç duyurusunda bulunmaya geldim. Suç duyurusunda mı bulunacaksınız? Kimin hakkında? Ferit denen o adama. Beyefendi denen o vicdansıza. Dava açacaksınız da ne olacak? Ferit'in nerede olduğunu bilen yok. Beyefendinin kim olduğunu öğrenemedik bile. Bence siz beni dinleyin, eve dönün. Nasıl siz beni dinleyin? Ortada bunca kan var. Durdurmak için neyi bekliyorsunuz? Suçluları adalete teslim etmek için neyi bekliyorsunuz? Heva neneyle Melkon amca öldü. Yarın sıra kimde? Öldüler mi? Benim haberim yoktu. Başınız sağ olsun. Ne olur durduralım. Yeter artık Ömer Bey. Ebru Hanım, keşke bu adamların nerede olduğunu bilebilsek. Kerim hayatta diye sevinirken iki kayıp daha verdik. Kerim yaşıyor mu? Çok şükür. Şimdilik yaşıyor diye haber aldık. Çok sevindim. Ama ben her gün kötü bir haber alacağım diye korkmaktan sevinemiyorum bile. Bitsin bu kanlı dava Ömer Bey. Yardım edin, dava açalım. Lütfen. Mesele basit bir miras davası değil Ebru Hanım. Hırsızlık, sahtekarlık ya da çek senet işi değil. Mesele zulmün krallığı. Bir hastalık gibi her yanımızı sarmışlar. Terazinin başında oturanlar kukla olduktan sonra terazi doğru tartsa ne yazar? Ramazan da böyle söylüyor. Ne yapacağız peki? Biz de mi elimize silah alacağız? Biz de mi kurşun sıkacağız insanlara? Benim adalete inancım kalmadı Ebru Hanım. Ama ne mutlu size ki hala umudunuz var. Durun gidin. Hakkınızı arayın. Tercih sizin. Ama bu bozuk düzen böyle devam ettiği sürece açmış olduğunuz dava arşivdeki kağıtlar arasında kaybolup gitmekten başka hiçbir işe yaramayacak. Dikkat et Ramazan. Çok dikkat et ve bekle. Sana mutlaka yer ve zaman bildirecekler. Hazır mısın Ramazan? Neredesin lan? Oğlum nerede lan? Hazırsın anlıyorum. Bekle o halde. Bu gece tam da orada. Şimdi oturduğun o masada bekle. Bekliyorum. Gel. Bekliyorum. İnsanlar kötülüğe yığınla akın eder. Çünkü kötülüğün yolu düz ve kısadır. Çünkü şeytan hep en kestirme yolu gösterir.
Ayşe? Orada mısın? Ayşe? Aç kapıyı. Ne işi var bu manyağın burada? Sonra Ramazan gelecek, olay olay üstüne. Ayşe, aç kapıyı. Ayşe? Ne işin var senin burada? Buraya gelmemen lazım. Lazım olursa ben gelirim sana. Beni böyle kapı önlerinden mi bekleteceksin? İyi tamam, gel ama sadece bir dakika. Hayırlı olsun. Yeni evin pek de güzelmiş. Bir daha sakın buraya gelme. Seni burada görürlerse ne olur biliyor musun? Geçen benden bir şey istediydin ya. Ben de dedim ki bu Ayşe avukat Ebru'yu canı gibi seviyordu. Ne oldu da düşman kesildi? Ne oldu da Ebru'nun ortadan kaybolmasını istiyor? Sen benden ne istiyorsun? Emin olmak istiyorum. Ben senin istediklerini yapınca beni kullanıp bir çöp gibi kenara fırlatıp atmayacağından emin olmak istiyorum. Sen yeter ki benim istediğimi yap. Ebru'yu gönder buradan. Uzağa mı gidiyor, bir daha dönemiyor mu, nereye gidiyor, ne yaparsa yapsın. Benim yanımda kalacaksın mı onu anlayalım önce. Sonrası kolay. Ebru'yu öyle bir yere yollarım ki bir daha hiç dönemez. Ali'ni hiç unutamam diyordum ama yalanmış. Gerçek aşk senin o kötü kötü bakan gözlerinde. Sende de hırs var, nefret var Ayşen. Sakın gelme buraya. Lazım olursa ben gelirim. İyi, peki. Öyle olsun. Geldi yine bu manyak. O yazdığın aptal mektupla ilgili konuşmaya geldiysen avcunu yalarsın. Seninle konuşacak bir şeyim yok. Konuşacağız Ayşe. Ne işi vardı burada o adamın? Ne işi vardı burada o adamın? Sana ne? Ayşe sen aklını mı kaçırdın? Ne yaptığını zannediyorsun sen? O adam senin babanın... Ayşe sen aklını mı kaçırdın? Ne yaptığını zannediyorsun sen? O adam senin babanın katili. Sende hiç bir şeref, onur, haysiyet kalmadı ha? Ne işi vardı burada? Cevap ver! Sen bana karışamazsın. İstediğim her şeyi yaparım. Kendine gel artık. Yeter artık, kendine gel. Bana bak. Eğer bir daha bana karışırsan çok kötü olacak. İstediğimle istediğim yerde görüşürüm. Ve çavuşun buraya geldiğini eğer Ramazan'a söylersen... Çok fena yaparım seni. Ramazan'a hiçbir şey söylemeyeceğim. Ama senden korktuğumdan değil. O üzülmesin diye. Yeterince üzüldü, yeterince acı çekti. Yazık sana. Artık sana sadece acıyorum ben. Git buradan. Dokunma bana. Kendim giderim ben. Sağ olsun ama. Mesut'u vardı.
Nenemin ne suçu vardı? Şimdi hangi kitap verecek bunun cezasını? Hangi mahkeme hesap soracak o Ferit denen kancıklığın? İçini ferah tutamam. Kendin sorarsın Ferit'ten Heval'le niye yaptıklarının hesabını. Başın sağ olsun. Sağ ol Sevdacığım. Elmas. Sevda'yı o aşa Alazefe'nin yanına gönderelim. Orası daha güvenli. Haklısın abi. Neler hayal etmiştim. Büyük bir aile olacaktık. Halin Sevda'ya annelik yapacaktı. Melkon dedesi olacaktı. Bizim gözyaşlarımız bu dünyanın pisliğini temizlemeye yetmez. Biz onu kanla temizleyeceğiz. Abla Ebru nerede? Bilmiyorum oğlum, bir işim var dedi, çıktı gitti. Belki adliyeye gitmiştir. Bu saate kadar çoktan gelmesi lazımdı. Ben bir bakıp geleyim. Siz de Sevda'nın eşyalarını hazırlayın. İlk otobüsle gönderin hemen. Ebru neredesin? Buradayım işte. İyi misin? İyiyim. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü kadınsın. Ben hapishanedeyken bana ayakta kal, dik dur demiştin. Şimdi aynı şeyi ben senden istiyorum. Tamam. Hadi kızım, gidelim. Elmas, Sevda'yı bıraktıktan sonra buraya döneceksin değil mi? Sen abine bir işim var. Elmas dikkat et. Yalvarırım dikkat et. Merak etme. Burada güvendesin. Babamı kaybettim. Seni de kaybetmeye dayanamam. Bekle beni. Döneceğim. Abla ben gidiyorum. Nereye? Saklı köye, Alazefe'nin yanına. Kızım. Canım kızım. Sevdam. Kızma bana. Senin güvende olman lazım. Anla beni. Sana bir şey olursa ben yaşayamam. Kahrımdan ölürüm. Ramazan abi, Kerim'i bulunca saklı köye getir, olur mu? Birlikte uçurtma uçuralım. Oyunlar oynayalım yine eskisi gibi. Olur mu? İnşallah Sevda, inşallah. Ramazan abi üzülme. Kerim geri gelecek. Bulacaksın onu. Güle güle Sevda. Allah'a emanet ol.
Bu gece bir yere çıkmayın. Halin de burada kalacak. Ayşe'ye de mukayyet olursunuz. Dışarıda evi koruyan adamlar var. Ayrılmak, sevdiklerini geride bırakmak, biraz da ölmek demektir. Ve sen ölümü göze aldıysan eğer, artık sana gökyüzü görünmez olur. Bulutlar görünmez olur. İcazetiniz varsa ben gidiyorum. Ramazan bu gece ölecek. Fesübhanellezî biyedihi melekûtü kül'i sey'in ve ilâhi turca'ûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allah kabul etsin kardeşim. Nenemin mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yaz. Sağ olun canlar. Vakit geldi. Ramazan bizi bekler. Gidah. Senin için biri. Geldin yine. Ne istiyorsun? Ramazan, bu gece birbirimizden ayrılmamamızı istiyorum. Güzide Hanım'la Ali'nin yukarıda. Seni bekliyoruz. İstemiyorum. Ayşe, uzatma. Bugün zaten herkes için yeterince zor bir gün oldu. Hem evde kalıp ne yapacaksın? İstemiyorum dedim sana. Yeter artık ama. Seni evde bırakamam. Hem Ramazan'a da söz verdim zaten. Hadi. İyi. Tamam. Zaten Ramazan'a söz vermesen beni düşündüğün yok. Seni kalbin nasır bağlamış artık Ayşe. Gözüne de perde inmiş. Neredesin Ferit? Neredesin? Abi eminsin. Gelecek. Gelecek. Bu zebaninin kuyruğuna bastın sen. Sen onu bulamazsın ama o gelip seni bulacak. Sen sadece hazırlıklı ol ve bekle. Bu adamların kalbi yoktur Ramazan. O yüzden acı nedir anlamazlar. Bu adamların gözü de yoktur. O yüzden insanlık nedir görmezler. Bu adamlar cehennemin en dibindeki gafillerden daha merhametsizdir. Dikkat et Ramazan. Çok dikkat et. Rüya gibiydi. O kadar mutluydum ki hiç bitsin istemedim. Gidip babama sarılacaktım. Baba, ben evlendim diyecektim. O çok mutlu olacaktı biliyorum.
Ölmüşlerin ruhuna değsin kızım. Ben bakarım. Ayşe gelmiştir. Hoş geldin Ayşe. Geç kızım. Hoş bulduk. Başın sağ olsun Ali. Dostlar sağ olsun. Canım benim. Biliyorum çok zor. Biliyorum yüreğin paramparça ama güçlü olmak zorundasın. Güçlü olmazsak hayat bizi ezip geçer. Nefes alamıyorum. En azından bir şey olacak diye çok korkuyorum. Aşık olduğunuz adamlar her gün ölümle aşık atıyor. Hayatınız böyle geçecek. Kendinizi buna alıştırsanız iyi olur. Ferit seni bulduğunda hazır olman lazım Ramazan. Tek başına gelmeyecek. Yanına cehennemin köpeklerini de alacak. Ve sen hazır olmazsan sana da yanındakilere de hiç acımayacak. Ramazan! Bak buradayım. Sözümü tuttum geldim. Ramazan! Ramazan! Burada mısın? Sinirlenmeye başlıyorum ama. Hani odanda bekleyecektin beni? Asil Hanım. Çek, çek. Erkun baba için. Heval nene için. Öyle mi? Oyun bozan Ramazan. Nenemi böyle boğdu oğlum. Ya ula. Ya. Çık ortaya. Ramazan.
Buradayım. Alın silahını. İz çök. Diz çök lan! Ben beyefendiden başka kimsenin karşısında diz çökmem. Tatar Ramazan. Diz çök! Diz çökeceksin lan! Oğlum nerede? Senin artık bir oğlun yok. Oğlum nerede? Beyefendinin yanında. Beyefendiyi hiç kimse bulamaz Ramazan. Oğlum nerede lan? Oğlum nerede söyle. Seni erkek gibi öldüreyim. Oğlum nerede söyle. Abi şunun dişlerini sökelim. Bir şey yapalım, konuşturalım şu... Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun lan? Sen beyefendiye de oğluna da hiçbir zaman ulaşamayacaksın Ramazan. İyiyiz. Herkes iyi mi? Herkes iyi, çok şükür. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yılmaz. Çok korktum. Sana bir şey olacak diye çok korktum. Geldim annem. Geldim. Ayşe nerede? Önce bir geldi ama sonra kendi evine gitmek istedi. Yalnız mı bıraktınız onu? Kendi gitmek istedi Ramazan. Durduramadık. Nasıl durduramadınız? Gitme dedik. Ama dinlemedi bizi. Ben size Ayşe'yi yalnız bırakmayın demedim. Etrafımız canilerle, katillerle dolu. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Hayatınızdan ben sorumluyum. Ayşe. Ayşe aç kapıyı. Ayşe aç şu kapıyı. Ne
Ayşe? Neredesiniz? Hoş geldin Ramazan. Ayşe iyi misin? Gel bakayım şöyle gel. İyi misin? Geç bakayım şöyle. Gel şöyle otur geç. Niye buralarda kalmadın sen? Ayşe cevap versene. Seni tanıyamıyorum artık. Ayşe cevap ver. Niye böyle davranıyorsun? Çünkü ben seni çok seviyorum Ramazan. Çok seviyorum. Sarhoşsun ne dediğini bilmiyorsun. Ben sarhoş değilim. Sadece sana çok aşığım. Ebru. Gitme. Her şeyi dinleyeceksin. Ebru gitme. Her şey açık açık konuşulacak bugün. Ramazan. Ben seni hep çok sevdim. Herkesten çok sevdim. Seni her şeyden sakındım. Çocuğuna annelik ettim. Ona baktım. Kendi çocuğum gibi şefkat gösterdim. Ama sen bana hep kardeşim dedin. Ben senin kardeşin olamam. Ben senin ancak kadının olabilirim. Ayşe yeter. Ramazan! Bir kere dinle beni. Ne olur bir kere dinle. Ben Ebru'yu ovacığa senin için çağırdım. Peki o ne yaptı? Benim sana aşık olduğumu bile bile seni elde etmek için her şeyi yaptı. Ayşe bu dediğin doğru değil. Ebru sus. İnsan arkadaşının aşık olduğu, sevdiği adama göz koyar mı Ramazan? Ayşe, ben seni kardeş olarak gördüm. Başkası da mümkün değil zaten. Ben senin kardeşin değilim. Sen bana Kirmazsalı dayının emanetisin. Sen benim kardeşimsin. Hep de öyle kalacaksın. Ramazan! Ben size el uzattım. Nankörsünüz. Sen o masada babamın sayesinde oturmuyor musun? Bütün imkanları önünüze sermedim mi? He? Yalan mı? Biz paraya kulluk etseydik, Allah'a kulluk etmezdik. Paran da, malın da, mülkün de, şirketin de senin olsun. Yürü evim. Gitme. İstanbul bugün yine şok cinayetlerle sarsıldı. Ferit Mutlu ve kimliği belirsiz 10 ceset Derbent Deresi'nin üstündeki tepede bulundu. Polis teyakkuz halinde failleri arıyor. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde operasyonlar düzenleneceğini açıklayan emniyet yetkilileri, yaptıkları açıklamada İstanbul'da son günlerde işlenen cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğuna kesin gözüyle bakıldığının altını çizdi. Suçluların en kısa zamanda yakalanıp adalete Abi şimdi ne yapacağız? Gidip Ertuğrul'la konuşmam gerek. Ben de Ali'nin mezarlığa gideceğim. Sonra Çelebi Han'da buluşalım mı? Artık Çelebi Han falan yok. Bir şey mi oldu? Artık Ayşe'nin parasıyla bir şey yapmayacağız. Sen de bu arabayı gidip teslim edeceksin. Bana da bir şey sormayacaksın. Peki abi. İstanbul'da sular durulmuyor. Adeta bir katliam. Efendim? Tamam, hemen geliyorum. Buyurun.
Sabri Bey, eski vekillerimizden. Memnun oldum. Sayın vekilim, bundan böyle bendeniz ve sayın savcım Ömer Bey emrinizdeyiz. Savcı Bey, sizden bir ricam olacak. Bu şahsın ismi Ertuğrul Karahan. Bulunduğu yere ivedilikle öğrenmenizi, hakkında suç teşkil edebilecek her türlü delili bana bildirmenizi istiyorum. Çok tehlikeli biri. Sesinin kesilmesi son derece mühim. Eğer bir sakıncası yoksa ne suç işlediğini öğrenebilir miyim? Bunu da siz bulacaksınız Savcı Bey. Ama çok zorlanacağınızı sanmıyorum. Hakkında açılmış onlarca suç duyurusu, kanıtlanmamış dava mevcut. Hemen ilgileneceğim. Ömer Bey, bu konuda size güveniyoruz. Çok teşekkür ederim başsavcım. İzninizle. Çıkabilirsiniz. Ramazan, beyefendiye giden yoldaki engelleri teker teker kaldırıyor benim için, elleri dert görmesin. Bu beyefendi beni ne zaman çağıracak acaba? Ne oluyor lan? Çavuş, birileri geldi. Baskı yedik çavuş! Hadi! Gençliğime o kadar benziyor ki tanısan hayret edersin. İnşallah sonu benimkine benzemez. Ertuğrul Bey, Tatar Ramazan geldi. Sizi görmek istiyor. Geliyorum. Kim bilir, belki bir gün sen de tanışırsın. Ferit'i öldürmüşsün. Öldürmedim. İntihar etti. Akrebin etrafına ateşten bir çember yakarsan o da döner kendini sokar. Dünyayı büyük bir pislikten temizledin. Oğlum asla bulamayacağız. Bana güven Ramazan. Oğlunu bulacağız. Ama önce senin yapman gereken şeyler var. Şimdi hedefte sen varsın. Önce çevrendekilere zarar vererek seni durdurabileceklerini zannettiler ama başaramadılar. Sen beyefendinin kollarını ve bacaklarını kestin. O da şimdi kendine yeni kollar, yeni bacaklar arayacak. Ve atacağı ilk adım seni ortadan kaldırmaya çalışmak olacak. Ben mühim değilim. Oğlum o zebaniden kurtulsun da. Önce kendini kurtaracaksın Tatar Ramazan. Artık senin peşindeler. Senin de onlar gibi görünmez olman gerekiyor. Yer altına ineceksin. Ben her şeyi ayarlayacağım. Ben kimseden saklanmam. Başka şansımız yok. Eğer bu savaşı devam ettirmek ve oğlunu geri almak istiyorsan söylediklerimi yapacaksın. Yer altına ineceksin. Kimse seni görmeyecek, kimse sesini duymayacak. Sen istemedikçe hiç kimse seni bulamayacak. Bu senin yeryüzündeki son gün. Git, sevdiklerini bul ve onlarla doya doya vakit geçir.
Bugünden sonra karanlıkların içinde yaşayacaksın. Kimsiniz lan siz? Ne istiyorsunuz benden lan? He? Sessiz ol. Sen, Abdurrahman Cebeci. Neden beyefendi için çalışmak istiyorsun? Ben beyefendiyle çalışıyordum zaten. Hep aracılar oldu. Ekrem Öztürk, rahmetli Ferit Bey, Rüstem Bey. Ben dedim aracılar olmasın dedim. Ben beyefendiyle bizzat çalışayım dedim. Ne verebilirsin sen beyefendiye? Her şey verebilirim. Gerekirse ölürüm, öldürürüm. Ne yapıyorsunuz lan bana? He? Ne yapıyorsunuz bana? Daha şimdiden çocuk gibi bağırıyorsun. Sadakatini mühürlüyoruz. Bundan sonra sen beyefendinin kulusun. O ne derse sorgusuz sualsiz onu yapacaksın. O ne isterse sorgusuz sualsiz vereceksin. Ne zaman ki beyefendinin sadakatinden suali kalmayacak, o zaman belki yüzünü görme şerefine nail olacaksın. Şimdi iyi dinle. Bu senin yeryüzündeki son günün. Git, sevdiklerini bul ve onlarla doya doya vakit geçir. Bugünden sonra karanlıkların içinde yaşayacaksın. Ramazan. Nasılsın? İyiyim. Ya dedim müsaitsen, yani vaktin varsa biraz dolaşabilir miyiz? Çay falan içeriz. Tabii. Ama üstüm başım sonra hiç hazır değilim saçım falan. Boş ver, sen böyle de çok güzelsin. Hemen geliyorum. Süreyya'yı özlüyor musun? O benim çocuğumun anası. Bana bu dünyadaki en değerli şeyi, Kerim'i verdi. Unutamam ki. Keşke herkesin sevgisi böyle seninki gibi saf, temiz olsa. Ben Süreyya'ya çok acıyacaktır. Affedemiyorum kendimi. Bazen sana da bir şey olacak diye ölesiye korkuyorum. Korkma. Ben hiç korkmuyorum. Sen çıkmasaydın karşıma, hayatımın hiçbir anlamı olmazdı. O yüzden sensiz yıllarca yaşayacağıma, seninle bugün böyle el ele ölürüm. Kendinize dikkat edin Güzide Hanım. Sağ olun. Tekrar başınız sağ olsun. Güzide Hanım, nereye gidiyorsunuz? Ben size her şey için çok teşekkür ederim. Ama artık gideyim. Daha fazla rahatsızlık vermek istemem. Ortalıkta hayat ışmadı. Burada bizimle biraz daha kalın. Siz beni merak etmeyin. Ben başımın çaresine bakarım. Nasılsa Ferit de artık bana zarar veremez. Hoşçakalın. Ben size mutluluklar dilerim. Güzide Hanım. Eğer bir şeye ihtiyacınız olursa hiç çekinmeden beni arayın. Beni nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Thank you.
var kutunun içinde. Aç bak. Senin. Kerim de burada bizimle, biliyor musun? Her neredeyse bizi görüyor, hissediyor. Hep onun yüreğindesin. O da bizim yüreğimizde. Hep yanımızda. Sen Ovacık cezaevindeyken de hep benim yanımdaydın. Hep kalbimdeydin. Geceleri seninle uyuyordum. Sabah seninle uyanıyordum. Kahvaltımı seninle ediyordum. İşe seninle gidiyordum. Eve seninle geliyordum. Hep yanımdaydın, hep kalbimdeydin. Duvaklı gelin oldu. Hani sen hep kızardın ya bana. Senin aklın bir karış havada. Sen evlenemeyeceksin. Yuva kuramayacaksın derdin ya. Evlendim baba. Yuva kurdum. Duyma Erkan baba. İntikamını aldık. Canım evlatlarım. Tanrım onları her zaman mutlu et. Ne güzel bir gündü. Birkaç saat de olsa beni çok mutlu ettin.
Sen benim kabul edilmiş doğamsın. Ebru, sen de beni yalnız bırakamazsın Ebru. Ebru. Ebru, ne oldu böyle? Eğer ölürsem elimi bırakma. Ebru!